Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı 2024 bursluluk sınavına çok az bir zaman kaldı. Tam bir hafta kaldı. Önümüzdeki hafta bugün sınav olacak. Peki e, sorular nasıl olacak? Soruları nereden bulabilirsiniz? Benzerlerini nasıl bulabilirsiniz? Ayrıntılarıyla aktaracağım. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Adı hemen videomuza geçelim. Bursluluk sınav denemesi öğrencilerimize sağlıyoruz. Sadece ortaokullar için e, bu denemenin linki aşağıda oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi hemen söyleyelim. E, ODSGM yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi sitesi. O sitenin linkini de yine sizlere aşağıya bırakacağız o sitede kazanım kavrama testleri var arkadaşlar. Bu kazanım kavrama testleri sizler için çok önemli. Çünkü bu kazanım kavrama testlerindeki sorulara benzer sorular bursluluk sınavında çıkıyor. Bakın bunu her sene söylüyoruz. Her senede oradaki soruları çözün. Öğrencilerimizden fazla net yapan öğrencilerimiz oluyor. Çünkü öğrencimiz diyor ki hocam kazanım kavrama testindeki soruya benzer bir soru çıktı ve ben de o soru modelini bildiğim için yapabildim diyor. İşte buradaki asıl önemli olan o. Bakın kazanım kavrama testlerindeki soruların aynısı çıkacak demiyoruz. Sadece sorunun yine aynısı olacak ama örnek veriyorum bir soruda işte 56 sayısı varsa o sayı değiştirilecek 70 olacak. Başka sayılar değiştirilecek soru aynı olacak sadece içindeki sayılar ve şıklar farklı olacak arkadaşlar. Yani tamamı için söylemiyoruz ancak birkaç soru bile bu şekilde yapabilirseniz netiniz artar ve netinizi arttırarak sınavı belki de bir netle bile kazanmış olursunuz. O nedenle dediğimiz gibi bu site sizler için çok işinize yarayacak ve özellikle yine deneme çözmeniz. Bu bir haftalık süreçte deneme Deneme zaten sizleri kesinlikle kurtaracak bir e, formül. E, deneme çözmeniz, her gün deneme çözmeniz sizlere sınavı kazandırır. Onu da belirteyim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.